Neden? O zaman dikkat et abi. Verin bir tane daha kaf. Dur. Dur şunu da dur. Yok yok, kaf var ya, zaten tek Ömer abinsin. Veysel gelebiliyor mu? Şunu al. Arkadaşlar namazı tutuyor herhalde. Bu buradan yanına sırtlayabilir mi ya? Biraz aşağıya doğru tutmaları. Sen el abi. Sen yukarıya doğru tut abi. Hah, aynen. Abi içerisi buz gibi ya, şu dışarıdaki sıcaklığa bak ya. Kargayanın başında çakını da yapıyorsun ha. Buraya buraya. Şifa kaynağı. Hap ver. Emre bekmez beyanı getir. Hı? Kar mağarasındayız şu an. Temmuz'un 10'u bugün. Bu sıcak günlerde her yıl burada karımız eksik olmaz. 12 ayın 12'sinde burada kar eksik olmaz. Kar yemek isteyen tabii İstanbul'dan, yurt dışından gelen vatandaşlarımız olduğu için kışın kara hasret kalıyor. Onlar da geliyor. Burada hasretini burada gideriyorlar. Zaten buraya yaklaştığımız zaman 2200 rakamlı bir yer. Yaklaşık 1 saatte gelinebiliyor. 3 kilometre yuva mezramıza. Var. 1 saatte gelebiliyoruz. Zaten buraya yaklaştığımızda 20-30 metre kalasında zaten soğukluk fark ediyor. Rüzgar esiyor. İster istemez fark ediyor. Rüzgar estiği yani bilmeyen biri de gelip bulabiliyor buraya yani. İçerisinin soğukluğu -15-20 var şu an. Kaç dakika durabildin sen içeride? Ben içeride 5 dakika durabildim en fazla. Çok mu soğuk? Çok soğuk, çok soğuk. Gelecek vatandaşlarımızın ve arkadaşlarımızın bir tavsiyemiz var. Mağaranın arası çok dar olduğundan 80 kilonun üzeri veya göbekli arkadaşlarımız girmesi biraz tehlikeli ve sakıncalıdır. O konuda bizim bilgimiz doğrusuna gelirlerse seviniriz. Zor durumda düşmesinler. Bizim bilgimiz doğrusunda girerlerse daha iyi olur. Ya tehlikesi sıkışır kalabilirler. İleriye girer veya çıkamayabilirler. Peki nasıl çıkar ya, içeride kalan birisi nasıl çıkacak? İçeride kalan çıkarmazsa ancak kayalar kırılarak veya başka bir türlü çıkma imkanları yoktur yani. İçeriye de hani soğuk olduğundan donma tehlikesi de var. İçeride bayağı bir yani en fazla 5 dakika kalabiliyorsun. Donma tehlikesi var. Şu anda yaklaşık 2300 rakımlı Çatalkaya Dağı'ndayız. Buraya gelmek için yaklaşık 3 kilometre kadar bir yol kat ettik. Hemen hemen 1 saati buldu buraya çıkmamız. Bu sıcak günde çıktığımıza değdi. Karımızı aldık.
Şu anda arkadaşlarla burada kar yiyeceğiz. Peki mağaraya nasıl girdin sen? Mağaranın girişi biraz dar olduğu için yan girmek zorundayım buraya. Düz girilmiyor sizin de gördüğünüz gibi. Şu şekilde giriyoruz. Aşağıda az önce gördüğümüz yerde zaten mağaranın girişi. İlk girişi oradan aşağısının derinliği bayağı bir olduğu için daha ilerisine gidemiyoruz. İçerisi komple kar dolu. Yazın bu sıcak günlerde ferahlamak için, kar yemek için köy halkı olarak biz buraya çıkarız her sene. Vallahi lezzeti çok güzeldi. Karla pekmezi birleştirdik. Burada muhtarımız burada. Köyden abilerimiz var. Onlarla beraber karla pekmezle güzel bir bizim için bir değişiklik oldu yani. Biz her sene yaparız bunu böyle. Tekne bize tarif et. Evet. Mağaranın ağzı dar yan olarak giriyoruz içeriye. İçerisi biraz geniş, yaklaşık olarak 4,5-5 metre. Yılın 12 ayı kar bulunuyor. Tüm ilimiz ve ilçemizde kara hasret kalan herkesi davet ederiz. Gelsin bu güzelliği bizimle beraber paylaşsınlar. Siz karları neyle kestiniz? Biz karları baltayla, tabiri caizse onunla kesiyoruz. Kovalara koyup dışarı çıkartıyoruz. İçerisi biraz zahmetli ama ya bu zahmeti değiyor buradan karı çıkartıp yemeye. Serinliyoruz bu aylarda yaz. Temmuz, Ağustos aylarında serinletiyor. Peki bu karı nereye götüreceğiz? Köye mi götüreceğiz? Bu karı köye götüreceğiz. Çocuklarla beraber yiyeceğiz akşam. Yazın kar yemek. Yazın ortasında kar yemek. Karaları gördünüz mü lan? Hacı hazır tut ya. Hazır koy. Muhtar hazır koy. Biz de geçsin. Benim için çok az koy. Hacer bir kaşık ver. Hacer karlı bekmesi ye çok. Hayır mı? Amca tabii. Ha? Ne istiyorsun ya? Karlı bekmez bizim yöremizin vazgeçilmezliği. Eyvallah.